Gençler videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte boksörümü anlatacağım. Boksör gençler, counterları ve taktiklerini anlatmak gerekirse, ki özel teknik vuruşları da var aynı zamanda. Ancak bugün ben size dediğim gibi counterlarını ve taktiklerini anlatacağım. Çok büyük sırlar vermeyeceğim. Tabii büyük böyle vuruş combo sırları var. Diyeceksiniz ya ne olabilir ya bebe oyunu, vuracaksın çıkacaksın, geri çıkacaksın, kaykılacaksın, sıyrılacaksın, çıkacaksın, ne vuruş olabilir diyeceksiniz. Hiç girmiyorum oralara. Küçük sizi, karşı rakibi tilt etmek amaçlı size küçük boksör taktikleri vereceğim. Mesela bunun counterlarından biri, diğer karakterleri anlatmıştım, bunu da anlatayım. Bunun counterları beyzbolcu ve itfaiyecidir. Gitarcı da yarı counter'dır arkadaşlar. Counter sayılmaz ama yarı counter'dır. Yakın dövüşlere nazaran uzaktan vurabildiği için yarı counter sayılır. Beyzbolcu da tam counter'dır arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde beyzbolcuya yaklaşamazsınız düz vuruş alırsanız. İtfaiyeci de yarı normal counter sayılır. Çünkü itfaiyeciye hiç yaklaşamazsınız. Adam duvarı açtığı anda, bir de su püskürttüğü anda hiç sizi etkisiz kılar. Yaklaşabildiğiniz zaman vurursunuz, kombolarsınız ama yine de kurtulmayı başarabilirse, yani iyi bir oyuncuysa sizi zorlayabilir. Ayrıyetten beyzbolcuda hani düz vuruş sopası vardır ya beyzbolcunun, o sizi çok zorlar. Mesela şu karşıma gelenin düz vuruş sopası var. Normal sopa taşımıyor arkadaş. Bu bizi çok zorlar. Çok tilt eder. Gerçekten işkence çekersiniz. Yani beyzbolcuya yaklaşamazsınız. İtfaiyeciye yaklaşamazsınız. Gitarcıyı patır kütür, hani gitarcıya dayak atarsınız. Gitarcıyı öldürürsünüz ama sizi zorlayabilir. O yüzden silahlarınızın artılı olması lazımdır. Ayrıyetten ben elimdeki beşli pençe özel vuruşu ve normal sağ tık uçuşu, tam uçuşu seviyorum. Seçtiğiniz rakiplere dikkat etmeniz lazım. Mesela bu 5 level olabilir ama artı 4 gitar bizi çok zorlayacaktır. Yine de girmek istiyorum. Hemen şöyle girelim. Göstereyim size nasıl oynadığımı. Ben boksuyla tamamen çok güzel profesyonelce oynayamıyorum. Ama idare ederim. Her türlü rakibe karşı iyi oynama yeteneklerim vardır tabii ki. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar beyzbolcu boksörü tilt eden bir karakter olduğu için her zaman kaçının yani. Şöyle bir kaçalım. Bu bize skill aldırmadı ceza olarak. Gelmiş olması lazım arkadaşımız. Şöyle. Savunmamızı aldık. Şöyle skill vuralım kardeşimize. Aşağı attık kardeşimizi. Böyle. Gördüğünüz gibi her türlü gitarcıyı alt edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi oynamayı iyi bilirseniz bu olur. Ancak beyzbolcu ve itfaiyeci gerçekten sizi çok zorlayacaktır. Bunlara dikkat edin. Böyle. Skill aldırmamamız lazım ama hadi mertlik bizde kalsın. Çünkü bazıları hep böyle yapıyor. Ya bana uzaktan onları atıp duruyorsun. Eyvallah ama. Vuralım. Bir iki bir iki daldığımı gördünüz. Adam nerede doğdu? Eyvah, yakınımızda doğmuş. Şöyle kaçalım. Vuracak mı bizi? Vurmadan şöyle kaçtık. Canımızı doldurabilirsek ne hala. Kaçtım. Böyle. Canımızı doldurmamız iyi oldu. Gel şöyle yamacıma.
Şuradan zıplayacaksın herhalde. Ne yapacaksın sen? Gel. Oyun oynayacaksın yani benimle. Tamam, sıkıntı yok. Geleceksin sen sonuçta. 2-0 yeniyorum seni. Arkadaşlar, boksörde forvete geçen mesela maç attım forvetle boksörde. Gerçekten güzel maçtı. Kaçırdık şöyle. Evet. Hadi be, ışınlanalım hemen tehlikeye girmeden. Şöyle ışınlanmak istiyorum. Her zaman gözünüz kulağınız. Haydi. Şöyle neredeyse ölüyordum. Orada bir ayım kayması oldu farkındaysanız. Ama combo yapmayı başardım. Hemen savunmayı almak istiyorum o gelmeden. Ama alamayacağım herhalde. Kaçmak istiyorum. Kaçabilecek miyim bilmiyorum. Kaçtım mı? Kaçtım. Hemen o bana gelmeden şöyle canımı doldurayım. Akıllıca oynamakta her zaman fayda vardır. Objeleri almadan hiçbir şekilde VS'ye girmeyin. Yani şu objeleri, skilleri almayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli olaylardır boksör için. Kesinlikle objeleri almak zorundasınız. Bakın, doğduğunu görmedim. Yanlış yere atladım. Şöyle. Öldüğünüz gibi. Gayet iyi oynadım. Bir el vs atabilirim. Bir el daha atabilirim yani sizin için. Göstermek amaçlı. Bu arada şunu attıktan sonra direkt hani beşli pençe düşmana vurduğu anda hemen ben de ona sağ tıkla vuruyorum. Bu çok önemli bir kombodur. Adamın canını bayağı alır. Hani baya baya eğer elinizde artı 7 artı 8 gibi eldivenler varsa boksörde çok işinize yarayacaktır bu arada. Eğer arkadaşımız yani kardeşimiz hazır verirse devam edelim. Bakalım verecek mi? Bir maç daha atalım arkadaşımızla. Vermedi. Sıkıntı yok. Bir arkadaş daha bekleyelim. Ben elim artı 4 benim normalde. Arkadaşlar o güçlü vuruş var ya hani pençe. Hani iki tuşa basıp da atıyoruz. O adama değdiği anda sağ vuruşu vurmanız gerekiyor. Kesinlikle 1-2-1-2 vurduktan sonra sağ atmanız lazım. 1-2-1-2 sağ. 1-2-1-2 sağ. Veya şöyle sağ derken sağ tıkı demek istiyorum. Veya 1-2-1-2 sağ veya sola kaykılıp ondan sonra vurmanız gerekiyor. Mesela bir forvet var burada. Hemen bir forvetle maç atalım. Aleykümselam diyelim şöyle. Selam verdi. Aleykümselam. Videodayım diyelim arkadaşımıza. Bakalım nasıl oynayacak. O da oynayabilecek mi? Bakacağız şimdi. Şöyle vuralım. Buralarda item var mı? Nerede olduğuna bakalım önce. Hemen geldi. Zaten izin vermezler kolay kolay. Hız almak çok önemli. Hız aldık. Hadi be. Bayağı sıkı vurdu. Şöyle. Bayağı dikkatli oynamamız gerekiyor. Nerede olduğumuzu bilmiyor şu anda. Şöyle savunmayı aldım haberim yok.
Gördüğünüz gibi beşli pençeyi tutturdum ve öyle vurdum. Bakın 1-2 ve tüp. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamıyla boksörün şu yani. 1-2-1-2 sağ. 1-2-1-2 sağ. Tabi bunun yana kaykılma hareketleri de var. Onları iyi derleyip toplayıp düşünmeniz gerekiyor. Şöyle atalım arkadaşımıza. Hemen bize vurmadan şöyle. Ezici yumruğumu vurdum. Şöyle. Hiç yakalayamadı beni ve kanka kaçamazsın yani. Dediğim gibi counter'ım değilsin. Bakın beyzbol çaldı. Şimdi bu normal sopa olduğu için belki bunu vurabilirim. Counter'ım aldığı için benim. Yine vuramam. Belki. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen tehlike attı bana. Çünkü benim counter'ım oluyor. Nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Gel. Şöyle kaçabilecek miyim bakıyorum. Kaçamadım. Dediğim gibi boksörün counter'ı beyzbolcudur. Normal sopa da olsa hani seri atan sopa da olsa her türlü sizi öldürme şansı vardır. O yüzden beyzbolcudan korkacaksınız abi. Ama tüpün yanına niye gittin onu anlamadım. İyi vurdum. Şöyle vurdum. Işınlanalım. Arkadaşımız ileride doğdu. Şöyle. Yine beyzbol çaldı. Bu sefer iyi oynayabilir. Niye kaçıyor onu anlamadım. Bayağı güzel oynadı. Bombamı attırmadı bana. Eyvallah, sıkıntı yok. Tekrar yanına geleceğim. 1-2-1-2 çok önemli arkadaşlar. Sağ kayma, yana kaykılma, yani bunlar da çok önemli. Şöyle hemen skillerimi alıyorum. Niye kaçıyorsun onu anlamadım. Gel adam akıllı işte. Yani. Ha, onun maksadı yukarı çıkma. Güvenli yukarı çıkma isteğiymiş. Böyle. Şöyle ben onu hiç sağ bırakmayacağım. Şöyle 1-2-1-2. Bombamı attım. Şöyle tekmemi vurdum ve yolladım. Öldürdüğünüz zaman şöyle yaparsanız çok pis tilt olup kızarlar. Hadi be, yanımda doğdu. Benim şanssızlığım da bu. Sıkıntı yok. Şöyle. Yumruk vurdum. Hadi be. Hadi be. Adam bizi vurabilir. Hadi be, öldük. Ölmedik. Son anda ölüyorduk. Gerçekten güzel maçtı. Forvet'in counter olmadığını şöyle göstermiş olduk bu arada size. Counter'lar beyzbolcu, itfaiyeci ve yarı counter olarak gitarcı vardır. Boksörün düşmanları budur yani. Yoksa çok zevkli maç olduğunu siz de gördünüz. Hareketlerimi gördünüz. Gerçekten etkileyici bir maçtı. Boksör 5 karakter içerisinde en iktidar sahibi karakterdir. Yani gerçekten heybetli bir duruşu ve oynayışı vardır. Videomuz zaten buraya kadardı. Kanalımıza abone olup videonun altına beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten emek veriyorum, atıyorum.
Sadece abone olursanız benim için çok iyi olacaktır. Şu anda abone ve beğeni kasmaya çalışıyorum. Tabi izlenme de çok önemli olduğu için bunlar da benim için önemli. Yani sizden de bir izlediğiniz zaman küçük bir fare tıklaması bekliyorum. Mouse tıklaması bekliyorum kanal içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.